Magazin haber kanali sunar. Ahmet Kural'dan dayak yedim diyen Sıla'dan sitem dolu yeni açıklama Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olan şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklama yaptı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olan şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklama yaptı. Hiçbir ceza yaşadığım kabusu SİLMEYYECEYK, sevgilisi Ahmet Kural'dan dayak yediği iddiası ile şikayetçi olan şarkıcı Sıla Gencoğlu, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. Başına gelen olayda yasaların kendine verdiği hakkı kullanmak istediğini belirten Sıla, hiçbir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum, ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiçbir ilgisi yok, ifadesini kullandı. İşte Sıla'nın yaptığı açıklama. Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor. Galiba en doğrusu konuya direkt girmek. Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuzun bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş. Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerinize değdiği bir anmış. Artık ne yazık ki biliyorum, çok kolay değil sokağa çıkıp, ben şiddete uğradım, diye bağırmak, ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendimi, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım. Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiçbir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek. Bunu çok iyi biliyorum, ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiçbir ilgisi yok. Magazin haber kanalı sundu. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.